Bunu kopuk bir şekilde gündeme getirmek doğru değil. Yani Kürt meselesi bir bütündür. Yani burada da, Rojava'da da, Irak'ta da sorunun çözümü konusunda ortaya koyacağınız yaklaşım biçimi önemlidir. Siz buradaki Kürtlerle ilgili demokratik hak ve özgürlükler konusunda adım atmazsanız, Rojava'daki Kürtleri de tatmin edemezsiniz. Rojava'daki Kürtlerin demokratik bir gelecek için Suriye'de bir yaşama kavuşması konusunda destekleyecek veya bunu önüne çıkmayacak bir anlayış göstermezseniz buradaki sorunu da çözemezsiniz. Yani birbirini etkileyen bir durumdur. Şimdi Kürtler Orta Doğu'da 40 milyon nüfusuyla önemli bir potansiyel. Şimdi bütün mesele Kürtleri tehlikeli bir potansiyel gösteren mantıktan vazgeçmek lazım. İşte Kürtler önemli bir halktır. İşte Orta Doğu'da 4 ayrı ülkede yaşıyor. İşte bunlar bazı haklara kavuştuğu zaman bizim için bir tehlikedir mantığından vazgeçmek lazım. Oysa ki Kürtlerin her zaman yüzü Türkiye'ye dönmüştür. Yani Suriyeli Kürt de kendini hep Türkiye'nin bir parçası görmüş. Irak'taki Kürt de öyle, İran'daki Kürt de öyle. Yani böyle burayı Kürtlerin bir şey yani geçmişte Osmanlı'dan gelen birlikte yaşama iradesini göstermiş iki halk var. Şimdi bir Arap halkıyla çok uzun bir geçmişi yok. Bir birlikteliği olmamış. Hatta yaşadığı bölgeler bile birbirler. Ama Türkiye'de farklı bir işin 600 yıllık bir geçmiş var. Burada Kürtler ve Türklerin ilişkileri çok farklı bir noktada, orada farklı bir nokta. Şimdi eğer gerçekten zaten Türkiye mantıklı baksaydı Kürtleri kazanacak bir formülü üretirdi. Suriye Kürtlerinin demokrasiye kavuşması, hak ve özgürlüklerin sağlanması konusunda destek olurdu. Irak'taki Kürtleri sağ. Ve bu Türkiye kazanır. Orta Doğu'nun en büyük, en güçlü devleti haline gelir. Ama Türkiye hep Kürtleri potansiyel tehlike gördüğü için, Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik refleks gösterdiği için bugün sorunun çözümü adeta kitlenmiş ve çözümün kolay olmayacağı bir noktaya taşınmıştır.